Ali sen misin? Evet memur bey, bir sorun mu var? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Gecekondu mahallelerinden birinde bir cinayet işlenmiş. Adınız bu olaya karışmış. Ama benim bir suçum yok memur bey. Şimdilik sizi sorgu için gözaltına almalıyım. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Zilhan'ın dayısı Çamur İhsan'ı bizim Ali öldürmüş, duydun mu? Evet, iyi olmuş. Helal olsun Ali'ye. Mahalleden haraç alan bu pislik herifi öldürdü. Mahallede pislik bitmiyor ki. Şimdi de başımıza Çakal Rüstem ve adamları çıktı. Dört gözle Ali'nin çıkmasını bekliyorum vallahi. Aynen ben de. Dört gözle çıkmasını bekliyorum. Yalnız cinayeti ısrarla işlemediğini söylüyormuş. Nasıl yani? Hatta koğuşta 3 ay ağlayıp haykırmış. Koğuş arkadaşının kafasına tavla geçirmiş. Müdürün kafasına da iskemleyle vurmuş. Desene çıldırmış olmalı. Geçmiş olsun Ali. Namın tüm mahalleye duyuldu vallahi. 4 senedir hapisteyim. Neler oldu kim bilir mahallede. Anlatırım hepsini. Benim yavuklu ne yapıyor? Zilha? Ara sıra görüyorum. Buralarda yani. Sinekli Dağ halkı coşkuyla karşıladı beni. Parti kur, oy verelim diyorlar. Parti değil ama mahallemize muhtar ol. Olabilir. Ne zaman muhtar seçimleri? Yakın zamanda. Teke Kazım ve Çakal Rüstem seçimleri kazanamadı. Biraz hileli de olsa seçimleri sen kazandın. Tuvalet rulosu üzerine yazdığım yeni çalışma ilkelerini silah zoruyla kabul ettireceğim. Nasıl yani? Arkadaşım temeli maliyeci, derviş dayı hukuk müşaviri, akrabam Hafize'yi de kurduğum hizmetçiler birliğinin başı olarak atadım. Müteahhit İhya Onaran'a ırgatlık yapacak 200 kişiyi seçtirdim. İyi düşünmüşsün tabii. Sıra Zilhan'ın gönlünü almadı. Bak Zilha, aslında dayını ben öldürmedim. Kim öldürdü peki? Çamur İhsan'ı çeşme başında bıçaklanmış buldum. Onu eczaneye götürürken üzerime kan bulaştı. O sırada bekçi geldi. Dayının son sözü de Ali olunca asıl katilin adamlarının yalancı şahitliğiyle tutuklandım. Anlattıkların mantıklı aslında. Zilha, nasılsın bakalım? Teşekkürler İhya Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Düşündüm ki Madam Olga'dan adab-ı muaşeret dersleri almalısın. Çok sevinirim buna. Oğlum Bülent ile evlenmeni çok istiyorum. Tüm çabam bu yüzden. Utandım şimdi. Zilha onarların evinde kalıyor. Mahalle Zilha'nın metres oldu dedikodusuyla çalkalanıyor. Çıldırmak üzereyim. Gönderdiğim 200 işçiyi inşaata son vermek için geri çektim. Belki onarlar zarar eder diye. Ama nafile, İhya Bey Şakir Şaklaba'nın yardımıyla durumu kurtardı. Manyak Cafer, Zilha'nın dayısı Çamur İhsan'ı da sen öldürmüştün. Şimdi sana birini söyleyeceğim. Onu temizleyeceksin. Emrin olur İhya Bey. Kimi öldürmek istiyorsun? Senden Ali'yi öldürmeni istiyorum. Tamam, o iş kolay. Bana manyak Cafer derler. Ulan sen kimsin de bana kafa tutuyorsun? Ben manyak Cafer. Asıl sen kimsin? Boğuşma esnasında manyak Cafer'i silahla vurmuşsun. Seni tutuklamak zorundayım. Desene Zilha ile yine yollarımız ayrıldı.